Ben Adem Hoca. Herkese saygılar. Bu dersimizde dil bilgisinin çok önemli konularından olan cümle ögeleri ve cümle türleriyle ile alakalı karma dil bilgisi sorularını çözmeye devam ediyorum. Murat Yayınları KPSS Ordinarius Soru Bankası'ndan soru çözmeye ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son 185. sayfada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem soru çözüyoruz hem de kısa notlarla konu tekrarı yapmayı düşünüyorum. Evet, sorumuz şu. Cümlesinin öge sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Cümleyi okuyorum. Selim'in bugünkü konuşmaları ilk gördüğü kimselerle askerlikten başka konular üzerinde de bir iki söz etmesi hayırlı bir başlangıçtır. Sevgili gençler, her zaman söylerim bir cümlenin yüklemi isimle bitiyorsa çok dikkat etmemiz lazım. Tamlama olabilir. Şimdi başlangıç burada isim değil mi? Nasıl başlangıç? Hayırlı başlangıç. Dikkat etseniz nasıl kelimesini fiile sormadım. Bu çok önemli. En çok karıştırılan, sınıfta en çok anlattığım mesele bu. Bir e, nasıl kelimesi isme sorulursa bir tamlamayı buluyor demektir. Ayrı zarf tümleci ögesi değil bu. Nasıl başlangıç? Hayırlı bir başlangıç. Nedir bu? Yüklem. Çünkü bu bir sıfat tamlamasıdır. Tamlamalar ayrılmaz. Nasıl da isme sordum. Yani tamlamayı bulmak için nasılı sordum. Yoksa zarf tümlecindeki nasılla alakalı değil. Sonra ne yapıyoruz? Hayırlı bir başlangıç olan ne? Bakın bu soru çok önemli. O kadar çok işimize yarıyor ki. Yani biliyorsunuz özneyi bulmak için hangi soruyu sorarız? Kim ve ne? Ama her zaman kim ve ne tak diye sorulmaz. Ondan dolayı nasıl sormamız lazım? Yani hayırlı bir başlangıç olan ne dersek daha rahat oluruz. Nedir hayırlı bir başlangıç olan? Selim'in bugünkü konuşmaları, ilk gördüğü kimselerle askerlikten başka konular üzerinde de bir iki söz etmesi, Selim'in konuşmaları, Selim'in söz etmesi sanki burada ne var? Bir fiilimsi öbeği var, bir tamlama var gibi. Yani özne ve yüklem diyorum. Çok önemli özne ve yüklem. Neden özneyi ayırmadın? Çünkü Selim'in konuşmaları. Hatta Selim'in falan 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 ilk sözü etmesi. Bunlar nedir? Fiilimsi öbeği. Evet bu cümle özne ve yüklemden oluşmuştur diyorum. Evet diğer sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi bu cümleyle aynıdır? Büyük bir neşeyle çevresinde toplananlara imzalı kitabını dağıtıyordu. Evet her zaman yükleme bakıyorum. Dağıtıyordu tek başına yükle. Çünkü tek başına bir fiil, deyim değil, tamlama değil, değil mi? Söz öbeği değil. Dağıtıyor olan kim? Dağıtıyor olan ne? Bu fiildeki işi yapan kim? Büyük bir neşeyle falan anlatıyor demek ki burada o gizli özne. Gizli öznemiz var. Hemen yüklemi buldum. Özneyi buldum sonra nesneyi buluyorum. O neyi dağıtıyordu? e, ee, imzalı kitabını bakın. İmzalı kitap, nesne. Çünkü bir sıfat tanıması. Ne diyorum buna da? Yüklem bu. Bu da nesne. Tamam mı? Sonra tümleştire geçiyorum. Büyük bir neşeyle çevresinde toplananlara kime dağıtıyordu? Çevresinde toplananlara kime, neye, nedir bu? Dolaylı tümleç. Ne, nasıl dağıtıyor? Büyük bir neşeyle. Bu da nedir? Zarf tümlecidir. Burada hemen şunu yapabilirim. O dağıtıyor büyük bir neşeyle dağıtıyor. Çevresine toplananlara dağıtıyor. İmzala kitabını dağıtıyor. Ne yaptım? Tam e, sağlamasını yaptım. Bir yerin öge olabilmesi için yüklemle alakalı, anlamca alakalı olması gerekiyor. Bakalım. Sınavı kazandığında ilk iş olarak ailesini arayıp bu mutlu haberi onlarla paylaştı. Hemen bakalım. Paylaştı yüklem. Bakın bu diyor ki onlarla. Kimlerle? Onlarla. Biliyorsunuz kimlerle onlarla edat tümlecidir ya da zarf tümleci. İkisi de olur. Soruya göre bakmamız lazım. Edat tümleci çok önemli. Son zamanlarda karşımıza geliyor. Kimler ile paylaştı? Ee, onlarla. Bir defa A şıkkını eliyorum. Çünkü soruda yüklemden önce ne gelmesi lazım? Nesne gelmesi gerekiyor. A'yı eledik. Son günlerde yanında kimseyi yaklaştırmaz oldu. Yani yaklaştırmaz olmak. Yüklem. Kim? O. Kimi? Kimseyi yaklaşımız oldu. Nesne. Nereye? Yanına. Dolaylı tümleci. Ne zaman? Son günlerde. zaf tümleci. Bakalım. O yaklaştırmaz oldu. Son günlerde yaklaştırmaz oldu. Yanına yaklaştırmaz oldu. Kimseyi yaklaştırmaz oldu. zaf tümleci, dolaylı tümleci. Cevap ne diyorum? Bursa diyorum arkadaşlar. Evet hemen diğer sorumuza bakalım. 13. sorumuz. Bu cümlelerle ilgili Aşağıdaki verilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle dolaylı tümmeci, zarf tümmeci, nesne, yüklem ve özneden oluşmuştur. Bekleme salonuna girince şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı Ayşen. Kırpıştırdı, yüklem. Kim? Ayşen, özne. Yüklem var, sonra özne var. Neyi? Ayşen neyi kırpıştırdı? Gözlerini, evet bu da nesne e, bekleme salonuna girince ne zaman bekleme salonuna girince burada ne var? Zaf tümleci var. Nasıl şaşkınlıkla bu da zaf tümleci. Bak bu çok önemli. Yani bir cümlede bir ögeden birden fazla olabilir. Ayşen ne zaman kırpıştırdı? Bekleme salonuna girince. Nasıl kırpıştırdı? Şaşkınlıkla. Ne zaman ve nasılın sorusu. Bundan dolayı A yanlış çünkü dolaylı tümeş demiş. Yani nereye nerede ed edadan değil mi? Edadan vardı hatırlayalım. Bütün sorularımızda nereye nereden, nereden, kime kimde kimden, neye neyde neyden. Cevap A diyorum. A şıkkında dolaylı tümeş diyor ama parçada dolaylı tümeş yok. Ama biz konu tekrarı amaç burada bir şeyler öğrenmek, hatırlamak, tekrar etmek. Hemen ikinci cümleye bakalım. Yapısına göre girişik iş. Ne demek bu? Yüklemin dışında fiilimi soracak. Bakın bilmeyenler not alsın hemen hatırlamak açısından. Girişik bileşik cümle demek bir tane yüklem olacak. Yüklemin dışında fiilimsi olacak. Bakıyorum. Boş bir koltuk bulup saygılı bir suskunlukla oturdu. Oturdu yüklem, başka yüklem yok. E, bulup değil mi? Bulup nedir burada? Zarf fiil. Bundan dolayı doğru diyorum. Yüklemine göre devrik ne demek devrik? Yüklem sonunda olmayacak. Üç nolu cümlede baktım tanımıştı o. Bir daha yüklemden sonra o gelmiş. Özne gelmiş demek ki yüklem ortada. Sonda değil. Devrik. Anlamcı olumlu. Anlamı olumlu olacak. Bakalım dört dolu cümleye yer alıyordu. Burada yüklem hangisi? Yer almak değil ya? Yer aldığından dolayı olumludur. Yüklemi bileşik eylemde. Bileşik eylem demek iki tane kelimeden oluşacak. Bu da deyimdir. Lütfen not alalım. Deyimler her zaman her yerde yüklemde karşımıza çıkarsa bileşik eylemdir. Tamam mı? Bu da çok önemli bir maddemiz. Soruyla konularımızı da tekrar etmiş oluyoruz. Evet 14. sorumuza geldik. Hangisinde yan cümle yoktur? Yan cümle eşittir sevgili gençler fiilimsi. Tamam mı? Bir cümlede fiilimiz varsa yan cümle var demektir. Ne kadar çok fiilimsi o kadar çok yan cümlesi. Hepsi gelen soru tipi. Bir bakalım. Bir kitap türü vardır ki kişi onu içeriye iyice odaklanarak okumaya ihtiyaç duyduğunu hisseder. Odaklanarak zarf değil, okumaya mayışmak isim fiil. Duyduğunu, dığını, duğunu nedirdir? dık, anasını çekmiş sıfat fiil. Yani bir doğru cümlede üç tane yan cümle var, Üç tane fiilimiz var. A şıkkını geçiyorum. Bu aranılan kitap türü. Nasıl kitap? Aranılan sıfat fiil. Fiili sıfat yapmış. ikide var. Başka var mı? Kitapların on binde biri bile oluşturmayan. Buradaki ma olumsuzluk ekidir. Not alalım. Olumsuzluk eki ma fiilimsi değildir. Olumsuzluk eki ma fiilimsi değildir. Buradaki an sıfat fiildir. Nasıl kitap? Oluşturmayan kitap. Değil mi? Bundan dolayı ikide de yan cümlemiz var. Bu tür kitapların anlam ve içerik yoğunluğu okurları derinden etkiler cümlesi. Etkiler yüklem. Buradaki R eki geniş zaman kipi. Neydi maddemiz? Hemen notlarımıza bakıyoruz ve not ediyoruz. Yüklemde R eki varsa geniş zaman kipidir de fiilimsi değildir. Gelir, gider, koşar. Bu cümlede başka zaten anlam zaten isim, içerik isim, yoğunluk zaten isim. Yani 3 nolu cümlede herhangi bir fiilimsi olmadığından yan cümle yok diyorum. 4'te var mı? aldığınızda, hemen bakalım bu tür kitapları elinize aldığınızda ne zaman hissedersiniz? aldığınızda. Burada hangi fiilimsi var? Sıfat fiil olan dık değil. Dığınızda. Zarf fiil. Hani var ya kenyalasiye ya durmadan inciyip arakladığında dığında dığınızda. Buradaki dığınızda zarf fiil. Sizi geliştirdiğini dik burada nedir? Sıfat fiil. Hissedersiniz zaten yükle. Bundan dolayı dörtte var. Beşe bakalım. Her okuyuş mayışmak okuyuş, okumayış burada var. Onda yeni yeni şeyler keşfeterek, fiile gelen erek her zaman zarf fiildir. Bundan dolayı yan cümleleri bulmuş olduk. Hem fiilimsi kısaca tekrar ettik hem de yan cümle nedir, nasıl bulunur onu yapmış olduk. 15. sorumuza bakalım. Diğer soruda hangisi hangisi birleşik yapılıdır? Arkadaşlar bileşik yapıda şunu yapıyorduk değil mi? Bir tane yüklem olacak. Yüklemin dışında ya fiilimsi olacak. Biz buna girişik bileşik diyoruz. Ya da SSA gelecek şartlı bileşik. Ki gelecek ki'li bileşik. Ya da cümle içinde cümle dediğimiz iç içe cümle. Hatırlayalım. Mesela bir örnekle şöyle diyelim. Ee, okumayı seviyor. Okumayı seviyor. Girişik bileşik. Okursa kazanır şartlı bileşik. Okumuş ki kazanmış. Kiri bileşik. Çok okuyorum dedi. İç içi bileşik cümle. Tamam. Yani bileşik cümle sınavlarda karşımıza çok çıkar. Genelde girişik dediğimiz fiilimsi sınavlarda gelir. Ama bunu da bilelim. Çalışırsa kazanır. Şartlı bileşik. Çalışmış ki kazanmış. Kili bileşik. Çalışıyorum dedi. Nedir? İç içi bileşik cümle olur. Bu mantıkla hemen bakalım şimdi. O kendisi için yazar. Yüklem hangisi? Yazar. Yüklemin dışında var mı fiilimsi? Var mı seysa? Var mı ki? Yok. Bir nolu cümle nedir arkadaşlar? Basittir. Yani bir defa birileri eliyoruz. Bir nolu cümle basit cümle. Yine de onu herkes tanır. Yüklemin dışında fiilimsi yok, seysa yok. Değil mi? İki de ne yapıyorum? Eliyorum. Çünkü iki nolu cümle de basit. Yazılara bazen Pınarlara kadar saf ve duru. Bazen çöl rüzgârlara kadar keskin ve şaşırtıcıdır. Bakın buradaki V'ler kafamızı karıştırmasın. İlk hareketimiz şu. Kaç tane yüklem var? 3 no'lu cümle. Çok uzun bir cümle ama bir tane yüklem var. Hangisi var? Şaşırtıcıdır. Var mı fiilimsi? Var mı ssa? Var mı ki? Var mı başkasının bir sözü? Yok. Bu da basit cümle. Bakalım. Onun hikayelerini okudukça, dıkça dıkça... Başka diyalogik yaparsanız yüklemin dışında fiilimsi olduğundan dolayı girişik bileşik cümle. Bir rüyadan uyanarak başka rüyalara da dalarsanız erek arak zarf fiil. Yani ne olması lazım? 4'te 5 nedir bizim için? Girişik bileşik cümle diyorum. Evet 16. sorumuz Murat Yayınları Ordinaryus Soru Bankası'ndan KPSS Soru Bankası'ndan çözmeye devam ediyoruz. Evet diyor ki temel ögeden oluşmuş. Arkadaşlar temel öge yüklem ile öznedir. Tamam mı? Yüklem ile özne temel öge demektir. Baktığımız zaman durmuş adamdan günümüz hakkında doğru ve yanılmaz yargıları beslemek boşunadır. Hemen aklıma çıkan soru geldi. Buna benzer bir cümle vardı. Arkadaşlar bu cümlenin yüklemi hangisi? Boşunadır. Tek başınadır. İsimdir fiilimsi değildir, bir söz öbeği değildir, deyim değildir, tamlama değildir. Değil mi? Bu tek başına. Bakın hemen soracağım. Boşuna olan ne? Bakın böyle sormamız lazım. Kim ve neyi? Bu şekilde sorabiliriz. Boşuna olan neymiş? Ne boşunadır? Durmuş adamdan günümüz hakkında doğru ve yanılmaz yargılar beslemek. Bakın burası komple bir filimsi öbeğidir. Bunu ben ayıramam. Tamam bir akış var ve isim fiil grubu diyorum buna ayıramam. Yani bir nolu cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Bir defa kesinlikle bir olması lazım. Tamam mı? Bakalım şimdi okuyalım. Hem konu tekrarı konuyu pekiştirmiş olalım. O her şeyi görür. Bir defa burada görür yüklem. Kim o? Neyi her şeyi? Bir defa burada nesne var. Bunun içinde olup biteni anlayamaz. Anlayamaz. Neyi olup biteni? Bunun içinde bir defa yani kesinlikle iki olamaz. Çünkü 2'de hem nesne var hem de e, yine başka bir nesne var. Bunun için de burada sebep bak. var. Bu niçin? Bunun için de zarf tümleci, nesne ve yükle. 2'ye yiyoruz. 3'e bakalım. Artık beyni değişikliklere kavrayamaz. Kavrayamaz yüklem. Kavrayamaz olan kim? Bakın çok önemli aslında basit cümle ama çoğu mesela bunun öznesini bulamayabilir. Kavrayamaz. Kim kavrayamaz? Bu cümleye göre bu işi yapan kim? Beyni. Bakın nesne. Pardon özne. Kavrayamaz yüklem. Kim? Beyni. Artık çok önemli kelime zarf tümlecidir. Zaman zarfı çünkü. Neyi? Değişiklikleri. Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem. Bir defa kesinlikle üçte de olamaz. Dörde bakalım. Kendi yanılır bakın. Hemen bakalım. Yanılır yüklem değil mi? Hemen soralım. Yanılan kim? Yanılan ne? Kendi yani nedir burada öznedir. 1 ile 4 olması lazım diyorum. 5'e 6'ya da bakalım. Bir toplum içinde durmuş adamların sayısı pek kabarık olduğu için de bol bol taraftar bulur. Bulur, yüklem Kim bulur? Ee, sayısı olduğu halde bol taraftar bulur. Ee, onlar ne bulur? Bol bol taraftar bulur. Nesne ne zaman? Ne zaman? Bitomun içinde durmuş adamların sayısı bir olduğu için hepsi birden ne olur? Zaf tümleci olur. Tamam mı? Zaf tümleci nesne ve yüklem diyoruz ve gizli özne var. Evet. 16. sorumuzun cevabı denizli demiş olduk. 17. sorumuza bakalım. Yapısı. Bakın cümlenin yapısını soruyor. Cümlenin yapısı. Basit mi? Türemiş mi? Türemiş demişim. Bileş mi? Bileşik mi? Sıralı mı? Bağlı mı? Tamam mı? Basit, türemiş, sıralı, bağlı. Hemen İlk hareketimiz şu. Kaç tane yüklem var? Bir nur cümleye bakalım. Uzun zamandan beri denemeler, kalem dene, denemeler, kalem alıyorum. Uzun zamandan beri denemeler, kalem alıyorum. Baktığımız zaman burada bir tane yüklem var. Yüklem dışında başka yüklem olmadığından basit de de bileşiktir. Var mı fiilimsi? Var mı sesa? Var mı ki uzun zamandan beri denemeler, kalem alıyorum? Burada herhalde yanlış anladın. denemeleri Denemeler için olabilir. İfade ifade yanlış. Bir nolu cümle yazıyorum. Basit cümle. Tek yüklem ve yan cümle yok. Tamam ikiye bakalım. Şiiri de çok seviyorum ama şiir çok daha zor. Zor yüklem. Seviyorum yüklem. Bir defa iki yüklem varsa basit ve bileşik olamaz. Ya sıralı ya da bağlı. Yüklemler neyle bağlanmış? Bağlaşta bağlandığından dolayı biz buna ne diyoruz? bağlı cümle diyoruz tamam mı bağlı cümle. 2 tane yüklem var. Yüklemin arasında özellikle ilk yüklemden sonra bağlaç gelmiş. Bağlı cümle. 3'e bakalım. İlk deneme kitabım serbestçe okurlar tarafından çok beğenildi. Beğenildi yüklem. Başka yüklem yok. Fiilimsi yok. SSA yok. Ki yok. Hiçbir şey yok. Nedir bu? Bu da basit bir cümledir. Denizli'ye bakalım. O benim için bir başlangıç eseridir. Zaten şurası komple yüklem herhangi bir fiilimsi yok. Nedir bu? Yine basittir. Benim için denemenin derinliği, derinlik isimdir ve açılımı olmalıdır bu denemedeki gibi. Olmalıdır yüklem. Yüklemin dışında başka yüklem var. Bakın burada da V var. Burada da ama var. Ama şart ne? Bir cümlenin bağlı cümlesi olması için iki tane yüklem olması lazım. Bir daha burada bir tane yüklem olduğundan bağlaç beni hiç ilgilendirmez. Tamam mı? Tek yüklem varsa basit ya da bileşik. Fiilimsi olmadığından Buna da basit diyorum. Cevap B şıkkı demiş olduk. Evet 18. sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Hangisi yanlıştır? Baskıların arttığı, insanların düşündüklerini özgürce söyleyemediği bir toplumun gençlerinden ilerlemek bekleyemezsiniz. Bekleyemezsiniz. Nedir burada? Yüklem. Şimdi kurallı mı? Yüklem sonunda kurallı. Bileşik fiilimiz olması lazım. Arttığı sıfat fiil. Düşündüklerini düşündük sıfat fiil. Söyleyemediği sıfat değil İlerleme isim fiil. Mayışmak bakın sıfat fiil sıfat fiil sıfat fiil mayışmak isim fiil. Yani burada 1 2 üç dört tane dört tane yan cümle var. Bundan dolayı bileşiktir. Hem kurallı hem bileşik doğru. Biçimci olumsuz. Evet. Biçim olumsuz yüklemde eksi 5 ek var mı? Değil mi? Eksi 5 ek neydi? Hatırlayalım. Mema, mezmaz, siz. Yok değil. Bu ekler varsa yüklemde o olumsuzdur biçimce. Bekleyemez. Nedir bu? Bizim için olumsuz. Peki anlam e, olumlu cümle mi diyor? biçimci olumsuz mu? Doğru. Anlamca olumlu mu? Bakalım. Baskıların attığı falan düşünce gençleri izlediğimi bekleyemezsiniz. Yani burada anlamcı olumlu diye bir ifade yok. Bundan dolayı yanlış. Yani hem biçimi olumsuz, anlam itibariyle olumsuz. Tamam mı? Eylem cümlesi, yüklen fiil, eylem. Üç ögelidir. Bakın bekleyemezsiniz. Siz bekleyemezsiniz. İlerleme bekleyemezsiniz. Bakın dolaylı tümleç. Ne bekleyemezsiniz? İlerleme, pardon nesne. Ee, neyden? Baskıların attığı, insanların düşündüklerini özü, özü söylemediği gibi bir toplumun gençlerinden dolayı tümeç. Kimden bekleyemezsiniz? Hepsi bir tamlama olduğundan dolayı dolayı tümeç. Ne bekleyemezsiniz? İlerleme belirtisiz nesne. Bundan dolayı üç ögelidir. Doğrudur. Nesne vurgulanmıştır diyor. Evet. Yüklemden bir önceki önce nesne olduğundan nesne vurgulanmıştır. Doğru. Tamam Ne demek nesne vurgulanmıştır? Yüklemden bir önceki öge nesne olduğundan nesne vurgulanmıştır. Bundan dolayı Bursa diyoruz. Evet 19. sorumuza baktık sevgili arkadaşlar. Bakın soruya dikkat edin. Aşağıdakilerden hangisi birleşik cümlelerden oluşan sıralı cümledir? Bir defa sıralı cümle. Ne demek? İki tane yüklem olacak. Tamam. E iki yüklem de yani iki cümle de birleşik olacak. Yani her ikisinde de fiilim soracak. Fiilimsi yüklem, fiilimsi yüklem. Bakın güzel bir soru. Yani ayrıcı bir soru bakın. Yani sıralı cümleyi bulacağım iki tane cümle. Arada virgül olacak ama her iki cümle de bilişik dediğimiz fiilimsiden oluşacak. Bakalım aşıkını. Hiçbir yetkin doktor hastasının iyileşmeyeceğini kabul etmez. Yüklem. Ümidi olmasa bile elinden geleni yapar. Elinden geleni yapar nedir? Yüklem. Çünkü deyip. İki tane yüklemi buldum mu? Buldum. Evet, bu cümlede iki tane yüklem var. Bakalım. İlk yüklemden önce var mı fiilimsi? İyileşmeyeceğini sıfat fiil. Burada var mı? SSA ne demiştim arkadaşlar. Yüklemin dışında fiilimsi olması da SSA varsa fiile gelen S'sa şartlı bileşik cümle. Evet, cevap A şıkkı. A şıkkında virgülden önceki cümlede fiilimiz var. Virgülden sonraki cümlede de SSA yani şartlı bileşik cümle. İkisi de bileşik. Bundan dolayı ne diyorum? Ee, A şıkkı diyorum. Mesela B şıkkına baktığımız zaman mesela bir tane yüklem var. Delik eriyorum. Yani C şıkkına bakıyorum. Ee, temiz falan falan kirletiyor. Bir tane yüklem var. Eliyorum. D şıkkına baktığımız zaman bir tane yüklem var. E şıkkında zaten bakalım buraya. olduğum olası bir yükü yazmak için etrafıma değil ruhum delikte bakar. Bir tane yüklem var. Cevap A şıkkı diyorum arkadaşlar. Son sorumuz 20. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru diğerlerinden farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir. Güzel bir soru tipi. Bu tip soruları da arkadaş iki tane çözme yöntemimiz var. Bir, soru kelimelerin altını çizelim. A şıkkındaki soru hangisi? Kimlere? B şıkkında hangisi? C şıkkında ne? Bakın bu ne genelde gözden kaçar. Ne kokuyor. Ne? D şıkkında ne var? Kim? E şıkkında kaçınız? Tamam mı? Birinci hareketimiz bu. Kesinlikle ne yapmamız gerekiyor? Soru kelimenin altını çizelim. Sonra acaba soru hangi ögenin içerisinde? Ulaşmış. Ulaşan kim? Yardımlar. Bugüne de kimlere? Kimlerindir burada? Dolay tümleştir. Yani soru dolay tümlecin içerisinde kaldı. Yarar yüklem. Senin işine daha çok yarar. Senin işine daha çok yarayan ne? Bakın yarayan ne? Senin işine hangisi? Nedir bu? Özne. Burada ne kokuyor böyle kötü kötü? Kokan ne? Ne? Nedir bu? Özne. Bakın tamamen ögeleri ayırıyoruz. Ve ayırırken de kesinlikle yöntem uyguluyoruz. Yüklem özne ve tümleşler. Yönt. Yaptığı yüklem yapan kim? Özne zaten. Katılmışsınız kaçınız? Nedir bu? Özne. Cevap aşıkım. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Cevap verin. Yardımlar bugün edek işte e, akrabalarıma ulaşmış. Kime? Akrabalarıma. Cevap dolayı tüm için. Hangi senin işine çok yarar? Bu. Bakın cevap işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Cevap özne. Burada ne kokuyor böyle kötü kötü? İşte burada e, peynir kokuyor. Kokan ne? Peynir. Nedir burada? Özne. Yani verdiğiniz cevabı ögelere ayırabilirsiniz ya da direkt soru altını çiz. Ben böyle yapıyorum. Soruların altını çiziyorum. Daha sonra ögeleri ayırıyorum. Soru hangi ögenin içerisinde kalmışsa o, o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Evet arkadaşlar KPSS ve TYT için cümle ögeleri ve cümle türleriyle alakalı sorular çözdük ve konu tekrar yapmış olduk. Adem Hoca her zaman yanınızda. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.